Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Ocak ayında Güneş 20'sine kadar Oğlak burcunda parlayacak. 5 Ocak'tan itibaren ise Mars Oğlak burcuna geçecek. 9. ev konularınız ayın büyük bölümünde daha çok dikkat çekiyor. Bu alanlara ilginiz artabilir. Mars'ın olduğu yerde enerji var biliyorsunuz. Hani bu ay biraz daha uzak hedefleriniz, işte düşünceleriniz, felsefeleriniz, inançlarınız, hayattan beklentileriniz, kültürel konular, eğitimle ilgili aktiviteler, belki hukuksal işleriniz, yabancı ülkelerle ilgili konularınız olabilir, seyahat planlamalarınız olabilir. Tüm bunları daha fazla gündeminize taşıyabilirsiniz. Mars Oğlak burcunda güzel bir enerji verecek size. Güçlü olacaksınız, motivasyonunuz artacak. Yani bedensel gücünüzün, dirayetinizin de arttığı bir ay. Fiziksel enerjiniz artabilir. Daha sabırlı, daha kararlı, daha hırslı davranabilirsiniz bu süreç içerisinde. Kendi eğitimlerinizle ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Belki yakınlarınız veya çocuklarınızın, eşinizin hani eğitimidir, sınavlarıdır. Hani bu tarz konularınız da olabilir bu ay içerisinde. 11 Ocak'ta tam da bu alanda bir yeni ay var. 20 derece Oğlak burcunda doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay size çok güzel bir açıda, destekleyici bir açıda yeni hedefleri, yeni planları hayatınıza cesaretle taşıyabileceğiniz bir yeni ay. Özellikle öncü burçlarda da gezegen yerleşimleriniz varsa etkisi daha da artabilir. Bu yeni ay ile birlikte güzel bir seyahat, bir yolculuk, bir tatil planlayabilirsiniz. Özellikle uluslararası alanlarda işte yurt dışında yaşama, vize alma, pasaport çıkarma, işte yurt dışında yerleşme gibi okuma, iş yapma ve benzeri konularınız olabilir. Biraz da uzaklarla ilgili enerjiler çalışıyor. Hani tüm buralarda bazı adımlar atmanız, bazı kararlar vermeniz ya da bir mücadele içerisine girmeniz mümkün. Bazılarınız için bir mahkeme, bir dava konusu da olabilir tabii ki. Bir hak arayışı, bir adaletle ilgili konularınız olabilir. Bu belki yayıncılık, medya işleri, internet üzerinde, sosyal medya üzerindeki aktiviteler, işte e-ticaret gibi online yaptığınız işler. Buralarda da hani daha girişken olabileceğiniz, daha atak olabileceğiniz, bir şeyleri başlatabileceğiniz bir yeni aydasınız. Ve bu yeni ayın etkileri özellikle ayın 10'uyla 25'i arasındaki gündemde sizin için çok belirleyici olabilir. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz ay 13 Aralık'ta Merkür gerilemeye başlamıştı. Oğlak'ta başladı. Sonra işte Yay'a geçti. Bu ay 2 Ocak'ta Merkür retrosu tamamlanıyor. 2 Ocak'tan itibaren Merkür ayın 14'üne kadar Yay'da, sonra da Oğlak burcuna ilerleyecek. Bu aslında ayın genelinde Aralık ayında hani gündeme taşıdığımız ya da düşündüğümüz, planladığımız bazı işleri artık daha rahat ele alabileceğimizi, yarım kalan konuları tamamlayabileceğimiz, ertelediğimiz işleri yapabileceğimizi gösteriyor. Biraz para konularında karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz Aralık ayında. Yani işte evdeki hesap çarşıya uymamış olabilir. İşte alacaklarınızı alamamışsınızdır. Borç ödemelerinde sıkıntılar olmuş olabilir. İşte bir kredi konunuz tıkanmış olabilir. Bunları bu ay özellikle 2 Ocak'tan itibaren daha rahat ele alabilir, çözüm yolları da bulabilirsiniz. Gezegeniniz Venüs 23'ünden sonra Oğlak burcuna geçecek. 23'üne kadar Yay burcunda olduğu için Merkür de düzelince hem Merkür hem Venüs para evinizde, 8. evinizde. Hani eşinizin kaynaklarında bir artış olabilir, geciken bir şeyler alabilir, bir borcu daha rahat ödeyebilir, yapılandırabilirsiniz. Artık kredide bir tıkanmanız varsa bunu açabilirsiniz. Hani buralarda destekler olabilir. 23'ünden sonra Venüs Oğlak burcuna geçecek. Burada güzel seyahatler yapmanız, tatil planlarınızı daha iyi hayata geçirmeniz mümkün. İletişim, ulaşım, bilgi trafiği, kültürel aktiviteler, sosyal etkinlikler, buralarda destekleriniz olacak. Aslında bu ay yeni bir şeyleri öğrenme konusunda da çok heveslisiniz. Yani daha önceden hiç ilgilenmediğiniz farklı konulara, farklı kültürlerle ilgili bilgilere böyle merak duyabilirsiniz. Bazı eğitimlere, kurslara katılabilirsiniz örneğin. Ya da yarım kalmış, hep tamamlamak istediğiniz akademik işiniz varsa hani bununla ilgilenebilirsiniz. Bunlar çocuklarınızla bağlantılı da olabilir. Yani özellikle eğitim konuları. Daha olumlu adımlar, destekler alabilirsiniz ayın içerisinde. 18-19 Ocak Merkür-Jüpiter üçgeni güzel bir açı veriyor. Biliyorsunuz artık Jüpiter burcunuzda, boğa burcunda ileri harekette ve 2024'de en şanslı başlayan burçlardansınız. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter burcunuzda olacak ve artık ileri harekette, hiç duraklamayacak, geri dönmeyecek.
Yılın ilk 6 ayını Mayıs sonuna kadar çok iyi değerlendirebilirsiniz. Ve 18-19 Ocak bu ay Merkür'ün Jüpiter'de güzel bir üçgeni var. Hani seyahatler, eğitim konuları, hukuksal işler. Buralarda keyifli bazı haberler almanız mümkün görünüyor. 20 Ocak'ta Güneş artık Oğlak'tan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Plüto 21 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor. Plüto'nun transiti uzun süreli biliyorsunuz ve sizin için çok önemli. Haritanızın en tepe noktasına gelen bir Plüto, güç, otorite anlamında sizi toplumsal statünüzde, kariyerinizde çok destekleyebilir. Ve tabii ki kariyer konuları ve tamamen medeni durumunuz olsun, toplumdaki duruşunuz, başkaları gözündeki imajınız, yani buralarda güçlü dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Bunları daha uzun vadeli yapılandırmalar olarak düşünebilirsiniz. Bu ay Güneş'in tabii ki bu alana geçmesi kısa vadeli de olarak bu ay içerisinde ayın 20'sinden sonra sizin için kariyer konularının, toplumdaki statünüzün, iş ve mesleki konuların, aile büyükleri ya da hani hayatınızdaki biraz daha sizin için otorite sahibi olan kişilerin öne çıkacağını ve bunlarla ilgili kavramların da belirleyici olacağını işaret ediyor. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda Dolunay var. Bu Dolunay bir tamamlanma, bir dönüşüm etkisi taşıyor. Sabit bir burçta sizin için etkisi güçlü. Ev, yuva alanınız, özel yaşamınız, ailevi konularda bir şeyin sonuçlanması anlamına geliyor. Yani ne olabilir? Evle ilgili bir konu, aileyle ilgili bir konu, bir hedefe ulaşmanız. Bunlar 28 Ekim'den itibaren de aslında tetiklenmiş konular olabilir. Çünkü bu Dolunay 28 Ekim'deki ay tutulmasını da tetikliyor. Ülkemiz için de etkili bir Dolunay. Öncelikle bunu da belirtmem gerekiyor. Yani ülke içerisinde de bizi bireysel olarak etkileyebilecek konular gündemde olabilir. Sizin için biraz daha işte ev alma, satma, taşınma, yerleşme, aile olma, evlenme, yuva kurma, belki çocuk sahibi olma ve benzeri konular, biraz da özel hayat, ev yuva alanında önemli etkisi olan bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili, çok önemli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ayın son günlerinde 28 Ocak, 29 Ocak, 30 Ocak hatta keyifli. Gezegeniniz Venüs, Jüpiter'le güzel bir üçgen açı yapacak. Maddi manevi şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sizi keyiflendirecek yine önemli haberler almanız, size destek olacak kişilerle karşılaşmanız, ki bu romantik karşılaşmalar da olabilir çünkü Venüs etkisi var. İşte eğitimde, hukuksal işlerinizde bazı başarılarınızın olması, hatta böyle mutlu olacağınız güzel seyahatler, geziler yapmanız mümkün görünüyor sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.